Merhaba arkadaşlar. Titanfall'u ufak bir tanıtım videosu çekmek istiyorum. İnşallah olacak. Oyunun giriş ekranı burası. Optimize yapmak, o ses ve kontrol video ayarlarını yapmak istiyorsanız buradan tabii rahatlıkla yapabilirsiniz. Play tuşuna girelim. Server seçiyorduk en başında, bak onu göstermeyi unuttum. Avrupa'yı seçtim. Avrupa en iyisi, 80 milisaniye. Bu da şurası da şeye benziyor, Wargame'e benziyor ya. Filo hareketi falan, geri dönüşümcüleri falan gönderelim bari önceden de. Harabeleri toplasın. Evet, oyun şu an beta arkadaşlar. 59 euro mu? Evet, 59 euroydu galiba. Değer mi? Bence değmez. Bence değmez. Neyse, o da değil de şu pilotlara bakalım. Kendi pilotunuzu, yani kendi karakteriniz, ilk baştaki karakterinizi yapabiliyorsunuz. Bakalım. İşte ilk silahınızı seçebilirsiniz. Şu diyebilirsiniz, pardon. Otomatik vurabilir ama damage'i biraz orta seviyede, hatta %50'nin altında. Range'i falan orta seviyede, %50. Shotgun damage'i çok yüksek bir silah. Çok yakın mesafeden çok işe yarıyor. Yani karşı karşıya geldiğin zaman kesinlikle öldürebileceğiniz bir silah düşman için. Bu da ilk yine primary weapon, yine bir pistol. Damage'i şeyle, Cabrina ile aynı baktığınız zaman. Yani pek hızlı dolduruyorsun büyük olasılıkla. Yani o özelliği vardır. Evet, bu kompak SMG'nin biraz fire rate'i yüksek ama damage ile range'i falan çok kısa, yani yakın mesafeden kullanacağınız bir silah. Ve kullanmadım ben bunu, esas onu söyleyeyim. Sniper long, çok uzun mesafelerde damage'i çok yüksek. Yani bayağı haritada iş görebilecek bir şey ama çok çok zor birisini bulmak, çünkü oyunun yapısı devamlı hareket üzerine. Oradan zıpla, sağa sola zıpla falan. Birisini vurmak için bayağı çabalamanız gerekecek yani. O kadar hızlı hareket eden birisi için. Mesela üzerine bastığınız zaman, bir silahın üzerine basınca değişik özellikler var işte. Level atladıkça veya görevler bitirdikçe, işte 76'ya 100. Ne diyor? 100 tane öldürmek gerekiyor falan bunlardan. O zaman hologram falan açılacak falan diyor. Veya AOG için dürbünlü şeyi açmak için 200 tane enemi öldür falan diyor. 150'ye 200'üm. Şimdi şey, bu BF3'e, BF4'e veya yine bu hareketli oyunlara, FPS türü hareketli oyunlara çok benzemiş. Yani level attığınız zaman silahlarınız özellik değişiyor ve yeni şeyler silahın üzerine takabiliyorsunuz. Bu bakımdan birçok diğer oyuna benziyor. Shotgun'da da aynı şekilde arkadaşlar. Shotgun hiç kullanmadım lan bunu. Hiçbir şekilde hiçbir şey açılmamış yani tabi. Bakalım pistolde de var mı? Evet, pistolde de var. Bunu da ben hiç kullanmamışım. Evet, 2.25, şuna bakın. Ha, kullandığınız silahın kendi özellikleri açılıyor. Pistol değil. SMG, bunu da hiç kullanmadık. Sniper bir kere kullandım. Evet, bir tane zoom var. Şöyle yaptığın zaman zoom'un yanına ne vereyim abime diyor. Zoom'un yanına tabii şarjörü, bol şarjörlü olursak çok mutlu oluruz yani. Yani uzun bir camper dönemi olursa mermisiz kalmayalım kesinlikle. Silah kısmını bir saniye. Diğer ikinci silah mesela alabildiğiniz kişi, askerin alabildiği roket. Yani büyük titanları öldürmek için şu güdümlü değil, takip etmiyor bunlar maalesef. Binayı falan çarpıyor. Yani şey, adama doğru değil de dümdüz gidip binaya vuruyor falan. Pek şey yok. Bana göre pek hoş değil. Yani böyle hareket edip düşmanın titanını vursa çok hoş olacak. Belki betadan çıktıktan sonra öyle bir şey gelebilir. Onu hiç bilmiyorum. Ah, yine kapadım. Tabii ikincisi bu şehre yakın mesafeden, range'i fazla uzun değil. Damage'i de çok az. Çat 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 ufak el bombaları atıyormuş gibi, misket bombası atıyorum ya da misket atıyormuş gibi ufak şeyler, fazla damage'i yok gördüğünüz gibi. İnsanlar üzerinde daha çok yarayabilir ama titanlar üzerinde pek etkili değil.
Bu da diğer üçüncü slotunuzdaki, 3 numaralı slottaki silahınız. Gayet gördüğünüz gibi damage'i alttakinin daha yüksek. Çat 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 vurabilirsiniz. Daha iyi bir alttakinin range'i ve damage'i daha iyi ve biraz variety düşük. Bunu kullanabilirsiniz ama bu şey böyle yani aldığı mermi ve hızlı seri halinde vurması. Tak 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 vurabilir seri halinde. Adam ne olduğunu anlamadan ölüyor. Onu da mesela kendinize hızlı koşma verebilirsiniz. Veya diğer taktikil şeye gelirse. Herhalde betadan sonra bunlar daha çok artacaktır. Şu anlık sadece betada iki tane var. Flash Grenade, ARC Grenade türünde. Elektroşok herhalde bu. Grenade türleri var. Tabii bu Borderlands 2'de değişik değişik bombalar atabiliyorduk falan. Oradan da biraz her şeyin toplamı gibi olmuş ya. Birçok oyundan şeyler almış, özellikler almış gibi duruyor. Evet, şu hatunun kişinin gel mesela Titan'a batarya veriyorsunuz veya işte değişik özellikler verebiliyorsunuz. Ben esas Titan'ın şöyle çıkalım, ha Titan'a gidelim. Titan. Normal yine Titan'ı da custom yapabiliyorsunuz. Kendi Titan'ınızı oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir tane var. Herhalde bu Titan sayısı daha çok artacaktır diye düşünüyorum. Beta'dan sonra değişik değişik Titanlar gelebilir. Yani şu oyunun beta haliyle 60 euro edecek bir şeyi yok. Özelliği yok. Çünkü çok az ünite var. Çok az kullanacağınız karakterler var. Çok az Titan karakterleri var. Değişik Titanlar kullanabilmek daha hoş olur diye düşünüyorum. Ama bu beta'nın getirdiğidir. Belki beta'da fazla bir şey göstermek için. Ama oynanışı, oynama mantığını size yaşatmak için beta'yı bu şekilde açmış olabilirler. Evet, 40 mm kanon kullanabilirsiniz. Ya da roket atabilirsiniz. Ya da şu X chain gun kullanabilirsiniz. Bu biraz fazla kullanmadığım bir şey daha bakayım. Evet, hiç kullanmamışım neredeyse. Böyle onu da çok zor ya. Yani genellikle tank modülü olup roket atmak benim daha hoşuma gidiyor. Yani ama sadece şeye yarıyor bu. Titan da çok kuvvetli ama 40 mm kanon kullanınca yerdeki piyade diyorum ben. Ya da pilotlara çok daha iş görür. Şu chain gun otomatik silahla ateş etmek, o da piyadede çok iş görür. Ama tankları yani Titanlara için bu roket kesinlikle gerekli olan bir şey. Tactical, yani kullanılınca ikinci skill, işte kalkan yapabiliyorsunuz. Mesela karşıdaki düşman roket atıyor size. O roketleri durdurup önündeki kalkan önünde şitle durdurup tak diye karşı taraftaki Titan'ın üzerine kendi roketlerin bana saldırıyor gibi bir olay oluyor yani. Orası çok hoş. Bu ikinci smoke açılmış tabii. Smoke atıp etrafta toz duman, hiç kimse birbirini göremiyor. Yani kaçma sıvışmanın bir güzel yöntemi diyebilirim şu smoke için. Rocket salvosu ekstra kullanabileceğim. Mesela şarjör doldururken, tam şarjör doldururken karşıdaki düşmana bir roket salvosu atıp afallatıp size saldırmasını biraz engellemiş olabilirsiniz. Ups. Veya Slave Heart diye başka, tabi bunlar beta'dan çıktıktan sonra daha çok gelebilir. Ama şu an pek bir şey yok. Nükleer Selection, Regen, yani şeyiniz daha hızlı durabiliyor. Titanınız daha hızlı dolabiliyor veya faster silah daha hızlı doldurabilirsiniz. Veya düşmanla mesela E tuşuyla dışarı çıktığınız zaman alet patlıyor. Şey bir an nükleer reaktör ve çevrenizdeki birçok şeyi parçalanan Titan'la birlikte yok oluyorlar. Siz de havada, gökyüzünde falan yavaş yavaş aşağı doğru düşüyorsunuz. Orası güzel yani, birinin yok, kendinizin kullandığınız Titan'ı yok ettikten sonra başkalarını da yok etmek bayağı çok güzel olmuş. Başka şunu çık, şuradan çık. Kartları var. Oyunun kartları. Oyun içerisinde mesela şu kadar şöyle kartlar var. Hop hop hop.
Bende de bayağı kart varmış. Yani şu kartı şu slotlara yerleştirip şöyle girip şunun üstüne koyup gel bakayım. Heh. O çok oldu. Aynısından koyma. Aynısından koyma. Bakayım. Bu değil. Sen değil. Ha. Aynısı varmış. Yani karttan aynısı var. Ha şu. Ha şunu koyalım. Gel lan şu. Ha tamam. Bu kartları her oyun içerisinde kullanıyorsunuz. Yani o round'u kullanabiliyorsunuz. Yani tek seferlik kullanım. Beta'da bunu yapmış. Herhalde alfa'da işte, beta oyunun tam sürümü gelince beta'dan çıktıktan sonra değişik kartlar falan eklenecektir diye düşünüyorum. Oyun içerisinde kullanabiliyorsunuz direkt. Tuş kombinasyonu E olabilir. Tam bilmiyorum. Siz eğer oyun alırsanız araştıracağınızı kesinlikle eminimdir ona. Oyun bu arkadaşlar. Mesela oyuna girdiniz. Arkadaşınızı davet etmek istiyorsunuz. Invert Friends. Ben tabii kimseyi davet edemiyorum. Niyeyse. 5 kişi takım oyunu ve şeyi çok güzel olmuş. Yani sadece 5'e 5, sadece 5 kişi haritada yok. Ve botlar var. Böyle piyadeler geliyor havadan. Bir anda iniyorlar falan. Onlardan da level alıp öldürebilirsiniz. Karşı takımın sizinkilerde size destek çıkabiliyor. Biraz salak olmuş ama şeyim. Salak derken yanlış. Şimdi yapay zeka da salak, hakaret dava açabilir. Yani pek şey beklemeyin onlardan. Tepki falan beklemeyin. Çok kolay ölüyorlar. Size karşı özellikle. Oyun alınır mı? Yani 59 euro. Yani dolar bile değil, euro yani. 3 TL yapıyor. 60 desek 180. Yani bilmiyorum, daha belki beta'dan çıktıktan sonra daha iyi şeyler gelebilir. Bir update koyarlar, 10 GB falan. Daha çok alternatif kullanacağız. Silahlar, titanlar, değişik mapler, değişik harita usulü gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü 3 tane harita modu var. Bir tane titanlarla sadece oynuyorsunuz. Tabii titandan çıkıp V tuşuna bastıktan sonra titan sizi takip ediyor ya da bir yerde yani sabit duruyor. Orasını koruyor, guard alıyor. Bu bir oynanış yeri, oynama şekli. İkinci Capture the Flag ya da bir bölgeyi ele geçir, o bölgelerden puan kazanarak ve karşı düşmanı öldürüp puan kazanarak ve bölgeyi koruyarak, yani A, B, C, D diye 4 bölge varsa 4 bölgeyi geçirerek orayı koruyup daha çok uzun süre tuttuğunuz zaman içerisinde oyunu yeniyorsunuz. Veya direkt pataküte giriş modu var. Yani şey, herhangi bir bölge yok. Herkes her yerde doğabilir. Bir anda arkanıza adam da çıkabilir. O biraz daha çok çok actionlı bir mod. Kesinlikle daha zevkli diyebilirim. Ne oldum diyorsunuz bir anda, neredeydi, bu adam nereden vurdu falan. O hoş. Yani BF3'ü veya diğer BF4 gibi diğer oyunlarda alışkanlık varsa sizde kesinlikle o mod size gayet haz vereceğini düşünüyorum. Bu oyun için başka söyleyebileceğim bir şey yok. Şu an beta için söylüyorum. Beta'da olanlar bu kadar ama oyunun kendi orijinalinden geldiği zaman nasıl olur bilmiyorum. Bende de alır mıyım? Hiç onu bilmiyorum. Oynanabilir bakımdan sıkılabilirsiniz. Yani mesela ama level 14'te bitiyor. Level 14 full olduk şu an arkadaşlar. Level 14 değil de 100'e kadar çıkarttı da herhalde bunu. Beta'da çıktıktan sonra her level'da yeni bir şey geldiğini düşünerek daha zevkli olabilir. Ya da sıkılabilirsiniz. Ya da dezavantajı olabilir. Siz 14 levelken karşınızdaki 80 level, onun kullandığı silahlar, itemler daha yüksek performanslı vuruş kabiliyeti sağlıyorsa sıkıcı oluyor. Yani BF3 ve Batı BF3 ve BF4'te ki mantık yani almak size kalmış. Takdiri sizindir bundan sonra. Siz de araştırıp bakabilirsiniz. O videolardan izleyebilirsiniz. Diğer oynanabilir videoları da koyacağım. Bu da arada bir boncuk olsun diye koyuyorum arkadaşlar.
Kendinize iyi bakın. Bizden ayrılmayın. Görüşmek üzere.